Merhaba arkadaşlar, Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde tepkime veriminden aynı zamanda da zincir tepkime problemlerinden bahsedeceğiz. Soru çözerek daha iyi anladığımızı varsayarak sorularımıza baş bakalım arkadaşlar. Soru üzerinde konu anlatımını yapıyoruz. Şimdi ee, bu bir zincir tepkimedir. Yani şöyle demek: Normalde kimyasal tepkimeler tek basamakmış gibi yazılır ama yani tek bir tepkimeymiş gibi yazılır ama aslında bu tepkimelerin çoğu birden fazla basamaklıdır. Biz sadece net tepkimeyi falan yazıyoruz aslında. Bu şu demek arkadaşlar: Birinci tepkimede oluşan ürünlerdeki maddeler diğer alttaki tepkimenin girenlerinde kullanılıyor demektir. Yani ilk tepkimede oluşup sonra arkadaşlar kullanılan maddeye biz ara ürün diyoruz zaten. Mesela bu ara ürün katalizör gibi kavramlar var. Tam tersi mesela ilk tepkimenin girenlerinde olup son tepkimenin ürünlerinde olan madde de katalizördür. O kısmı arkadaşlar kimyasal denge kısmında çok iyi anlatmıştım. Oradaki oynatma listesinden yardım alabilirsiniz. Şimdi biz bu tür soruların mol hesaplamalarını nasıl yapıyoruz ona bakacağız. Şimdi bu bir zincir tepkimesi. Yukarıdaki tepkime denklemine göre 14.4 gram alüminyum karbür ile başlayan tepkime Şimdi öncelikle kütle vermiş hemen molü buluyorduk biliyorsunuz ki. N eşittir. M bölü MA yaparız. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Alüminyum karbürün kütlesi 14.4 grammış. Peki MA'sına bakalım. Alüminyumun MA'sı 27. Karbonun MA'sı da 12. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 27 çarpı 4 yapacağız. Buradan 108 gelir. Bir de 12 çarpı 3 yaparız. Buradan 36 gelir. 108 36 toplarsam 144. Zaten bu 14.4'ü ona bölünmesi için verirler. Bakın ne yapmışız demek ki? 0.1 mollük maddeden başlamışız. Biz bir tepkimede bir maddenin mol sayısını bulabilirsek, bilirsek diğer maddelerin mol sayılarına geçebiliriz. Şimdi biz ne istiyoruz? Bu tepkimede elde edilen metan molekülünden bahsediyoruz. O zaman hemen 1'e karşılık 3 ise 0.1'e karşılık demek ki biz burada ne yaptık? 0.3 mol metan elde ettik. Şimdi bu, bu tepkimede elde ettiğimiz metan molekülünü ne yapıyoruz arkadaşlar? Yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar. Şimdi çok güzel. Demek ki 0.3 mol e, CH4 e, elde etmişim. Bak şimdi sen şimdi şöyle yapmıyorsun. 3'e karşılık 0.3, 1'e karşılık 0.1 yapmıyorsun. Elde ettiğimiz madde zaten 0.3 mol. Tamam mı? Yani bu tepkime başka bir tepkime, bu tepkime başka bir tepkimeymiş gibi düşüneceksiniz. Ama ortak bir madde varsa mol sayısı neyse onun altına aynen yazıyorsun. Şimdi ben neyi bulacağım? E, Karbonlu yoksutu bulmak istiyorum. 1'e karşılık 0.3 ise 1'e karşılık da gene 0.3 mol olması lazım ki hemen bunu bulabiliyoruz. Ne diyor bize arkadaşlar? Normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? En eşittir V bölü 22,4 formülünden hacmi bulabiliriz zaten. 0.3 eşittir V bölü 22,4 dersem buradan işler dışlar çarpımından 6.72 litre karbondioksit gazının oluştuğunu bulabilirim. Şimdi bakın yine bir zincir tepkimesi. Veya mekanizmalı tepkime diyoruz bunlara. Tepkime basamakları yukarıdaki gibi olan zincir reaksiyonlar başlangıçta 2 mol e, azot ve 8 mol oksijen gazıyla başlatılıyor. Yani başlangıçta 2 mol bundan var. Arkadaşlar 8 mol de bundan var. Tamam mı? Ne diyor bize arkadaşlar? Bu tepkimeler sonucunda en fazla kaç gram N2O4 elde ederim diyor. Yani buradan buraya gelmek istiyorum. O zaman şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk hatırlayın. Başlangıç tepkime sonuç yapıyorduk değil mi? Şimdi 1'e karşılık bir tepkimeye girmiş. Tepkimeleri denk vermiş zaten sıkıntı yok. 1 mol azota karşılık 1 mol oksijen ise 2'ye karşılık 2 girmesi lazım. O zaman buradan 2 mol tepkimeye girerse buradan da 2 mol tepkimeye girer sonuç olarak hiç kalmaz. Sonuç olarak 6 mol artar arkadaşlar. Buradan da ne oluşur? 4 mollük NO2 e, e, azot monoksitimiz oluşur. Çünkü 1'e karşılık 2 ise 2'ye karşılık 4 mol olması lazım. Demek ki bu 4 molmuş arkadaşlar. Evet şimdi e, ben buradan buraya geçebilirim. 1'e karşılık yarım bu da 1 görüyorsunuz ki. Çünkü buradan da buna geçeceğim. 1'e karşılık 1 ise buradan da 4 mol oluşuyor. Görüyorsunuz sıkıntı yok. Evet şimdi bu 4 molmuş artık NO2. Şuradaki 2 beni bağlamıyor tamam mı? NO2 neyse buradaki NO2 de odur. Şimdi 2'ye karşılık 4 ise 1'e karşılık ne oluyor? 2 mol e, diazot tetra oksiti elde etmiş oluyoruz. Şimdi bize bunun kaç gram olduğunu sormuş. N eşittir en bölü MA yapacağız. Mol sayımız 2 molmüş. Kütleyi bilmiyorum. MA'yı bulacağım. Azotumuz ne mas? 14 oksijen 16 ama 2 tane azotumuz var. 14 çarpı 2'den 28 gelir. E, 4 tane oksijenimiz var. 16 çarpı 4'ten 64 gelir. 28 ile 64 toplarsam 92 geliyor galiba. Arkadaşlar buradan da kütlemiz ne geliyor? 184. 92 çarpı 2'den 184 gelir. Ne yaptık? Bakın önce bir mol problemi yani ne yaptık işte artan tepkimelere göre bakmış olduk ama bizim için önemli olan tepkimeye giren maddedir. 2 mol'lük madde girince 4 mol madde oluşuyor. Şu 4 molmüş. Buradan bunun da 4 mol olduğunu buluyorum. Bu 4 mol, bu da 2 mol çünkü 2'ye karşılık 1'e karşılık 1, e 1 2'ye karşılık 1 olduğu için Evet devam edelim. Gene bir zincir tepkimemiz var burada. Onu yapacağız. Şimdi diyor ki tepkimesinde 4.48 litre az, e, azot monooksit gazı elde etmek istiyoruz. Şimdi en eşittir. V bölü 22,4 yapalım o zaman değil mi? E, 4.48'i e, 22,4'e bölersem ne elde etmek istiyorum aslında ben? 0.2 mol Azot, monoksit etmek istiyorum. Şimdi çok güzel. Diyor ki o zaman diyor başlangıçta en az kaç gram magnezyum nitrit almalıyız? Çok güzel. Nitrur almalıyız. Ee, arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bu sefer tersten gideceğiz. Şimdi ben ne etmek istiyorum? 0.2 mol bundan mı etmek istiyorum? Şimdi buraya gelmek için ortak maddeyi bulalım. Amonyak görüyorsunuz ki 4'e karşılık 0.2 ise 4'e karşılık bu da 0.2 mol olması lazım. Amonyak ortak olduğu için bu da 0.2 e, 2'dir. Öyle mi? 0.2 moldür. Şimdi 2'ye karşılık 0.2 ise 1'e karşılıkta ne oluyor? 0.1 mol. Demek ki biz 0.1 mol'lük maddeden başlamalıyız. Olay o. 4'e karşılık 4 geldiği için 0.2'ye 0.2 diyorum. Burada 0.2 oluyor. 0.2'ye karşılık 0.1 diyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey nedir? N eşittir M bölü MA. Çünkü kütleyi bize sormuş. Kütlenin formülü görüyorsunuz ki mol ile MA'nın çarpımı. Mol sayımız 0.1 MA'yı bulalım. MA'nın içerisinde 3 tane magnezyum 2 tane azot var. Yani 3 çarpı magnezyum neması 24 artı 2 çarpı azot neması 14 geldi. E, 72 artı 28'den 100 geliyormuş. 0.1 çarpı 100'den demek ki 10 gram bir madde kullanmamız bize yeterli oluyor. Tabi diğer şartların sağlanması lazım. İşte su gibi maddelerin sağlanması lazım. Şimdi arkadaşlar gelelim verim tepkimelerine. Hani hatırlayın tam verimli diyorduk ya tam verimli deyince girenlerdeki maddelerden en az biri tükenmesi gerekir. Eğer verimimiz düşükse demek ki girenlerdeki maddelerin hepsi tepkime girmiyor demektir. Şimdi burada buna bakacağız. Şimdi ben bu tepkimeleri bir kere daha yazmak istiyorum. Ki daha iyi anlatalım size. Orada çünkü sıkışabiliyor. Evet Tepkime bu. Tipik bildiğimiz amonyan parçalanma tepkimesi. Tepkimesine göre 34 gram amonyak almışız. Hemen arkadaşlar 34 gram amonyan ben mol sayısını bulayım. Çünkü amacım benim burada molü bulmak. Molden geçiş yapabiliyoruz. Kütleden bizi zorlar. En eşittir M bölü MA'yı yazdığımız vakit. 34 grammış amonyağın kütlesi MA'mız kaç? Arkadaşlar amonyaya baktığımız vakit bir tane azot 3'te hidrojen var. 14 artı 3'ten 17. Bak sakın ha şunu emaya katmayın ha. 2 şu başlangıçtaki 2'yi katıyorsunuz falan öyle bir şey yok. Bu 2'nin için var? Tepkimeyi denkleştirmek için var. Aslında molekül NH3. NH3'e bakacaksınız 17. Demek ki başlangıçta 2 mol almışız değil mi? Çok güzel. Şimdi tepkimesini, tepkimesi bu şekildeymiş. diyor ki kapta diyor 1.6 mol ürün oluşmaktadır diyor. Ha, demek ki hepsi tepkimeye girmemiş bunun. Çok güzel. Şimdi neydi? Başlangıç tepkime sonuç diyorduk ya. Şimdi başlangıçta daha ürün yok. Tepkime başlar. Tepkime başlayınca ne diyorduk arkadaşlar? Ürünlerden oluşur. O yüzden buraya artı koyalım. Girenlerden de azalır. Şimdi ne kadar azaldığını bilmiyorum ama 2 kat sayıldan 2, x azalsın. 1 kat sayıldan x oluşsun. 3 kat sayıldan da 3x oluşsun. Tamam mı? Olayımız bu olsun. O zaman son duruma baktığınız vakit 2-2x mol e, amonyak maddemiz kalıyor. x mol azot maddemiz kalıyor. 3x mol de arkadaşlar hidrojen e, maddemiz kalıyor. Oluşuyor. Şimdi diyor ki kapta 1.6 mol ürün var. Ürün diyorsa sadece sağ tarafa bakacağız. Yani x artı 3x demek 4x'imiz arkadaşlar neymiş? 1.6 O zaman x buradan ne oluyor? 0.4 oluyor. X'i bulduk. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Buna göre tepkimenin yüzde verimi kaçtır? Şimdi ne kadar o zaman tepkimeye girdiğini bulabiliriz? Normalde eğer 2 molün hepsini tüketmiş olsaydık yani 2 molün hepsi tepkimeye girmiş olsaydı verimimiz yüzde yüz idi. Ne kadar tepkimeye girmiş? 2x kadar. 2x demek 2 çarpı 0.4'ten 0.8. Yani 2 mol tepkimeye girseydi hepsi bitseydi yüzde yüzdü. 0.8 mol tepkimeye girdiği zaman acaba verimimiz kaçtır? Bu kadar. Tamam mı? Bundan sonrası matematik. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya x desem işte işler dışlar çarpımından 2x eşittir. 0.8 çarpı 100 80 olur. 2x 80 ise x'imiz de 40. Yani verimimiz %40'mış diyoruz. Zaten denge tepkimelerinde verim hiçbir zaman %100 olmazdı. Bunu da denge konusunu anlatmıştık. Ee, yine oradan izlersiniz hatırlamak amacıyla. Tamam mı? Şimdi bu tepkimeye bakalım. Yukarıdaki tepkimeye göre 49.2 gram potasyum klorat alınarak. Şimdi çok güzel. Bunları aa, emalarını vermemişiz. Hemen verelim. Potasyum eması 39'du. Klorun eması 36 idi. Oksijen eması 16 idi. Hemen hesaplayalım emasını ki çünkü bir önce tepkime yazayım. Daha doğru olsun çünkü karışabilir. Evet tepkime yazdığımız vakit arkadaşlar tepkime bu. Şimdi e, potasyum 39 dedik. Klor 36 dedik. 3 kere 48 oluyor değil mi? Arkadaşlar 15, 8 daha 23. Elde var 2. Keşke bunu direkt verseymişiz. 10, 123. Sıkıntı yok. Ema'mız bu arkadaşlar. Potasyum kloratın. Niye buldum? Çünkü kütlesini vermiş. Hemen en eşittir en böyle ema yaparsak bunun mol sayısını bulabilirim. Molümüz arkadaşlar 492 123'e böleceğiz. Şimdi bu 492 olsaydı 123'ün 4 katıydı zaten. Ama arkadaşlar bu 49,4 olduğu için de 49,2 olduğu için 0.4 mol demektir. Elimde 0.4 mol'lük bir madde varmış demek ki. Şimdi diyor ki ben bunu alacağım ama sonuçta 6.72 litre oksijen elde ediyorum. Aa çok güzel. Şimdi bu böyle kalsın. Ben ne kadar elde etmişim arkadaşlar oksijen? 6.72 litre. Hemen bunun da mol sayısını bulalım. N eşittir V bölü 22,4'tür biliyorsunuz ki. Ee, 6.72'yi 22,4'e bölersem 0.3 mol. Evet. 0.3 mol. Şimdi normalde aslında bunun hepsi tükenmiş olsaydı %100 verimli olmuş olacaktı değil mi? Şimdi buna göre yapsaydık mesela ne olurdu? 1'e karşılık e, 1 buçuksa 3 bölü 2 1 buçuktur 0.4'e karşılık ne elde etmek isterdik aslında 0.6 mol elde etmek isterdik ya bunun hepsi biterdi 0.4 mol harcandığı zaman 0.6 mol bundan oluşurdu o zaman şu anda verimiz %100 olurdu o zaman 0.6 mol üretseydim %100 olacak verimimiz 0.3 ürettiğimiz vakit acaba kaçtır diyoruz oksijene göre yaptım İstersek buna da göre de yapabilirdik tersten de düşünebilirdik şöyle yapabilirdik ee, şöyle ki 1.5'a karşılık 0.3 mol elde etmişsem 1'e karşılık 0.2 harcamışım demektir. O zaman 0.4 harcadığım zaman %100'dü. 0.2 de %50 gelecekti. Gene bakın buradaki gibi cevap o zaman ne oluyor? %50 gelmiş oluyor. İki türlü de yapabilirsiniz. Yani ne yaptım? Normalde 0.4 mol maddemiz var ama hepsi bitmiyor. Normalde 1'e karşılık 1.5 0.4'e karşılık 0.6 mol oksijen elde etmem gerekirken 0.3 mol elde etmişim. O zaman şöyle de yapabilirsiniz. 0.6 elde etmem gerekirken 0.3 mol elde ettiysem %100'dü burada. Burada nedir diyebilirdiniz. Aynı şey burada geliyor zaten. Değişen bir şey yok. Cevap %50 gelecektir. Bir sorumuz daha var. Ona bakalım. Şimdi demiş ki 8 mol X2 gazının bir kısmı X3 gazına dönüşünce. Hemen tepkime yazalım. Şimdi X2'den ne yapacağız? x 3'e oluşacağız değil mi? Şimdi nasıl olacak bu tepkimi arkadaş? 2x 3x eşitlememiz için demek ki burada 3 mol varsa burada 2 mol. Tepkime böyle. Evet. Diyor ki 8 mol varmış başlangıçta. Başlangıç tepkimi ve sonuç yazacağız. Buradan daha hiç yoktur. Bunu x 3'e dönüşüyoruz ve toplam kapta 6 mol gaz karışımı oluşmaktadır. Ha, demek ki hepsi tepkime girmiyor gene. Çünkü x'lik gazının yüzde kaçı tepkimeye girmiştir diye soruyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar evet şimdi diyelim ki 3 ya 2 ya. O zaman buradan 3x mol tepkimeye girdiği zaman 3'e karşılık 3 x mol tepkimeye girerse 2'ye karşılık da 2x mol oluşur. Son durumda 8 eksi 3x mol elimde x2 kalırken 2x mol de x3 oluşur. Diyor ki son durumdaki mol sayımız 6 molmuş. Yani hepsi tüm kapta bulunan maddelerimiz yani x 3'ü demiyor. toplamın hepsi diyor. O zaman 8 3x'imiz x de vardı. x de 2x mi oldu? Bu bizim 6 molmuş. 8 eksi x eşittir 6 ise x buradan ne gelir? 2 mol gelir. Şimdi diyor ki x 2 gazının yüzde kaçı tepkimeye girmiştir? E 8 molün arkadaşlar 3 kere 2'den 6 molü tepkimeye girmiştir. x 2 bulduğumuz için. O zaman 8'de 6 mol tepkimeye girmişse yüzde kaç? tepkimeye girmiştir deyip buradan yapabiliriz arkadaşlar. E ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan hemen e, sadeleştirme yapabiliriz. 8 ile 6'yı sadeleştirirsem burada kalır 4, burada kalır 3. E, bununla bunu sadece 25, 25 çarpı 3'ten %75'dir diyeceğiz arkadaşlar. Yani tepkimenin verimi de %75'tir aslında. Yani şu demek... Bir maddenin yüzde kaçı tepkimeye girmiştir demek aslında tepkimenin verimi kaçtır diye soruyor. Bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Kolay sorular ama tabii dikkat gerektiriyor maalesef arkadaşlar. Ve mol hep ilişkili görüyorsunuz ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videolarımız devam edecek.